Hastalıklar genlerimizle yaşam tarzının karşılıklı etkileşiminden oluşuyor. Diyelim ki bu benim kalp krizine genetik yatkınlığım olsun. Ana rahmine düştüğüm anda bu genetik özelliklerim oluşur. Ta ölüp gitsem mezarımdan analiz yapsalar yine aynı özellikler bulunur. Çünkü genlerimiz yaşam içerisinde değişiklik göstermiyor bu hastalıklara yatkınlıklar bakımından. Şimdi şu da hastalık eşiği, kalp krizinin eşiği. Şu anda hasta mıyım? Değilim. Çünkü henüz yaşam tarzını ekleyerek hastalık eşiğine ulaşmamışım. İşte bakın, doğduğum, lisede kötü beslenmeye başlıyor kişi, efendim sigara kullanıyor, egzersiz yapmıyor, stresli bir hayatı oluyor derken işte hastalık eşiğine ulaştı ve orada kalp krizini geçirdi. Yani yaşam tarzı ve çevresel faktörler bireye kalp krizini geçirtti. Eğer benim yatkınlıklarım daha yüksek olsaydı daha erken bir zamanda kalp krizi geçirecektim. Daha düşük olsaydı daha geç bir zamanda kalp krizi geçirecektim. Burada tıbbın bana verdiği hizmet tanı ve tedavi hizmeti. Hocam göğsünüzdeki ağrı bir enfarktüsmüş. Şimdi işte size stent takacağız veya bypass ameliyatı yapacağız. Oysa ki bir eşik daha var. Buna ilk bulgu eşiği diyoruz. Zaman içerisinde bu noktaya geldiğimde kalp krizi geçirmiyorum ama hastalığın ön belirtileri ortaya çıkıyor. Kolesterolüm yükseliyor, homosisteinim yükseliyor, efendim işte kalbim seslerimde bazı değişiklikler meydana geliyor vesaire vesaire. Ama hasta değilim. Bunu ne zaman anlarım? Eğer check-up yaptırırsam, evet sizde kalp krizine gitmenin ilk bulguları var. Şunlara dikkat etmeniz gerekir denir. Ama zamanın şu noktasında henüz herhangi bir şey ilk bulgu eşiğine gelmeden gidip check-up yaptırırsam bende hiçbir şey çıkmaz. Aslan gibisiniz derler ve bunu çok duyarız. Aslan gibisiniz denilen insan gider 6 ay sonra kalp krizi geçirir ölür. Kadın gelir burada mamografi çektirir bir şey çıkmaz. 1 sene sonra meme kanseri olur. Bunları da genellikle son ana bağlarlar. İşte son gece çok arkadaşlarıyla yemek yemişti, ağır yemekler yemişti veya kızına çok üzülüyordu, kansere kaldı gibi. Oysa ki bu hastalıklar bir anda gelişmezler. Bir kanserin, bir kalp krizinin, bir şeker hastalığının arkasında onlarca yıl vardır. Öyle bir günde kalp krizi olmaz. Gerisinde 10 yılı, 15 yılı bu hazırlığı olmayan bir kalp krizi olmaz. Peki bu aşamada bunu anlamak için ne yapacağız? Onun cevabı gen test. Gen testle genetik yatkınlıklarımızı analiz ediyoruz, yaşam tarzımızı analiz ediyoruz. Henüz hiçbir belirti olmasa dahi gelecekte kalp krizine yakalanma riskimizi öğrenebiliyoruz. Diyabet, şeker hastası olma riskimizi veya kanserlere yakalanma riskimizi öğrenebiliyoruz. Böylece hastalıklar henüz check-up'ta dahi hiçbir belirti vermeden onları öngörüp tedbirlerini alarak kendimizi bu hastalıklardan koruyabiliyoruz.